Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Gönül isterdi ki 2022 bütçesi halkımızın ihtiyaçlarını karşılayan, istihdamı artıran, yatırımlara ağırlık veren bir bütçe olsun. Ancak bütçede halk yok, rant var, zam var, vergi var, yoksulluk var. 42 milyar 500 milyon lira köyü garanti ödemeleri için kaynak ayrıldı. Bütçede oluşan bu kara delik maalesef halkımızın vergilerini sömürüyor, sömürmeye de devam edecek. 20 Ekim'de sunum yapıldığında 188 milyar dolar olan bütçe sıcak suda yıkanmış yün kazak gibi çekti ve 116 milyar dolara düştü bugün itibarıyla. Kurun sıcaklığına dayanamayarak 55 günde 72 milyar dolar eridi. Yani bütçeden yarıdan fazlası eridi. Bu kazak bize olmaz diyoruz, anlamıyorsunuz, ille de giydireceğiz diye uğraşıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, dolar 15 lira oldu bu sabah. Övünebiliyor musunuz eserinizle? Bütçe halkın ve emekçilerin taleplerini dikkate alarak ek bütçe şeklinde değil, yeniden hazırlanmalıdır. Değerli milletvekilleri, zamanın birinde bir ağa varmış, eli sıkışan, tarlasını, evini, bağını, bahçesini satmak isteyen onun yanında alırmış soluğu. Ağa sorarmış, bu satmak istediğin mal miras mı kaldı yoksa alın terinde mi aldın diye. Miras malı denirse pazarlığa oturur, alın teriyle denirse oralı olmazmış. Cumhuriyet ve cumhuriyet kazanımları cumhuriyeti kuranlar için miras değil alın teriydi arkadaşlar. Türkiye son 19 yıldır kadir kıymet bilmez bir hayırsız miras yedi iktidar tarafından yönetiliyor. Adeta öç alırcasına cumhuriyet kazanımlarını har vurup harman savurdunuz. Ne banka bırakacağız, ne fabrika, ne işletme, ne de liman, hepsini satacağız dediniz ve sattınız. Sata sata devletin tüm akarlarını kuruttunuz, geriye bir tek vergi gelirleri ve vatandaşın cebi kaldı. Bir tek aldığımız nefes karşılığında şimdilik vergi vermiyoruz. Hiçbir hükümetin cumhuriyet tarihinde toplayamadığı vergiden daha fazla vergi topladınız. 2 trilyon 600 milyar dolar. Sonra 63 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız. Başka 446 milyar dolar da devleti borçlandırdınız. Soru şu, bütün bu paralar nereye gitti? Ortada bir hesap hatası var. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede? 19 yılda ne yaptınız? Gencecik fidan gibi çocuklarımız işsiz. 8 milyon işsiz var. Neden insanlarımız ekmek kuyruğunda? 19 yılda bütün dengeleri değiştirdiniz. Bir avuç yandaş sermayedarınızı zengin etmek için 84 milyonun hakkını gasp ettiniz. Siz saraylarınızla itibarlı olmakla övüne durun. 19 yıllık iktidarınızın özeti, yandaş köşeyi döndü, vatandaşın ocağı söndü. Bir ülkenin itibarı 1150 odalı saraylarla değil, emeğe verdiği değerle ölçülür, insana verdiği değerle ölçülür, kadına verdiği değerle ölçülür arkadaşlar. Değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Katar'a gitti ve Katar mevkidaşı öyle bir söz söyledi ki, bu ülkenin bir vatandaşı olarak biz utandık, gururumuz zedelendi ama Dışişleri Bakanı en ufak bir alınganlık göstermedi. Katar Dışişleri Bakanı dedi ki, ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz. Yani Katar diyor ki, batan geminin kelepir malları bunlar, elbet biz de bu fırsatı değerlendireceğiz. Ey Dışişleri Bakanı, ey Katar sevenler, bu sözleri nasıl hazmediyorsunuz? Bu sözleri nasıl sineye çekiyorsunuz? Hadi bunu sineye çektiniz. Katarlı gazetecinin ekonomik kabus nedeniyle Katar'dan para istemeye mi geldiniz lafı hiç mi dokanmadı size? Siz kendinizi Orta Doğu'nun lideri olarak göre durun, onların sizi ne gözle gördüğünü cümle dünya gördü. Siz bu ülkenin ekonomisini de onurunu da yerlere düşürdünüz. Bu sözleri yiyip yuttunuz. Yazıklar olsun size. Değerli milletvekilleri,
Bir ülkenin itibarı başta adaletidir, demokrasisidir, eğitim sistemidir, üreten ekonomisi, halkının refahıdır, alım gücüdür, fabrikalarında dönen çarklarıdır, ekilen, biçilen, sulanan tarım arazileridir. Ülkeden gitmek için uğraşan değil, yarınlarına güvenle bakan gençleridir. Sanatıdır, sanatkarıdır, zanaatıdır, zanaatkarıdır itibar. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, insanların nasıl öldüğüne bakın der Albert Camus. Atanamayan öğretmenin çalıştığı inşaatın inşaat boşluğundan düşerek ölmediği bir ülkedir itibar. Barınma sorunu ve seslerini duyurmak için Ankara'ya gelen öğrencilerin darp edilerek gözaltına alınmamalarıdır itibar. Kadınların sokak ortasında öldürülmediği bir ülkedir itibar. İfade özgürlüğüdür, basın özgürlüğüdür, gazetecilerin tutuklanmadığı bir ülkedir itibar. Değerli milletvekilleri, Ocak ayında askeri ücretin net karşılığı 383 dolar iken bugün 188 dolar. 4 gram altın bile etmiyor. Eskiden özellikle yakın akrabaların düğününe giderken çeyrek altın takmayalım ayıp olur. En azından yarım altın takmak yerinde olur diye düşünülürdü. Şu an çeyrek altın takmak lüks oldu. Dolarla işiniz mi var? Dolarla mı maaş alıyorsunuz diyenler, hadi dolarla işimiz yok diyelim. Şimdi de yumurtayla mı besleniyorsunuz? Unla işiniz mi var? Kömürle mi ısınıyorsunuz diyeceksiniz. Tablo ortada. Askeri ücreti temel gıda fiyatlarına endekslersek Ocak ayında 1 kilo ekmeklik un 2 lira 70 kuruş iken Aralık ayında 8 lira oldu. Bir yılda %300 zam. Askeri ücreti un fiyatına göre endekslersek arkadaşlar 8.475 lira olması lazım. Ayçiçek yağına göre endekslersek 5.085 lira olması lazım. Yumurta fiyatına göre endekslersek 5.932 lira olması lazım. Kömür fiyatına endekslersek 5.650 lira olması lazım. Bu da yerli kömür, ithal demiyorum. Diğer yandan geçen sene 2.825 TL ile aldıklarını bu sene asgari ücret 5.000 TL olmuş, onunla alamamış, ne fayda? Esas olan açıklanacak olan asgari ücretteki sayısal artış oranı değil, alım gücünün 3 ay sonra ne kadar kaybolacağıdır. Düşünün, hastanede tahlil yaptırıyorsunuz arkadaşlar, bütün sonuçlar yanlış. Bu sonuçlarla size tedavi uyguluyorlar. Aynen bu içinde bulunduğumuz durum. Dolayısıyla asgari ücret belirlenirken talimatla rakamları eğip büküp TÜİK'in değil halkın birebir yaşadığı enflasyon hesap edilmeli. Tüm ücretlerin asgari ücrete tekamül eden kısmı vergiden muaf olmalı. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı uygulanacak olan oran %10 olmalıdır. Değerli milletvekilleri, A'dan Z'ye tüm ürünlere gelen zamlarla vatandaş pahalılık altında inim inim inliyor. Ancak turpun büyüğü heybede. Nasıl mı? TÜİK'in tartışmalı verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeks oranı %54.62 iken tüketici fiyat endeks oranı %21.31'dir. İkisinin arasındaki fark %33.31 gibi tarihi yüksek seviyededir. Bunun anlamı şudur. Üreticilerin artan girdi maliyetleri tüketici fiyatlarına tam olarak yansımamış, artan maliyetlerin büyük bölümü üreticilerin karından karşılanmış demektir. Buradaki en büyük tehlike ise bu farklar satış fiyatlarına yansıtılacağından ücretli çalışanın artan maaşı da sadece 1-2 ay içerisinde yine artan fiyatlar karşısında eriyecektir. Buna bir de %36.2 oranındaki yeniden değerleme oranına göre vergilerin artışı eklenince halk 2022 yılının daha ilk aylarında bile bugünkünden daha fazla fakirleşecektir. Ey iktidar! Milleti öz yurdunda garip, öz vatanında parya yaptınız. Ülkemizi 1 milyoncu mağazasına çevirdiniz. Paramızı pul ettiniz. Yeni ekonomi modeli deniyorlarmış. Tutmazlarsa üzülürlermiş. Modeliniz batsın, hükümet sisteminiz batsın. Sen maaş alıyorsun. En fazla
neyini... Tamamlayalım Sayın Girgin. Ey iktidar! Milleti öz yurdunda garip, öz vatanında parya yaptınız. Ülkemizi 1 milyoncu mağazasına çevirdiniz. Paramızı pul ettiniz. Yeni ekonomi modeli deniyorlarmış. Tutmazsa üzülürlermiş. Modeliniz batsın, hükümet sisteminiz batsın. Sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyon altında ezilirsin diyor Sayın Bakan. Ülke ekonomisini altılı ganyan olarak gören bu zihniyete de bizden bir tüyo geliyor gelmekte olan. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.